vaxtınızı ayırdığınız sayın izləyicilərimiz, Türkmen Televizyonuna hər kəsə hayırlı vaxtlar deyərək gündəm proqramına xoş gəldiniz. Sayın izləyicilərimiz, gün bu günkü proqramımız İraqın qurulma, İraq hökumətinin qurulma üzərində olacaqdı. Muhamməd Təvfiq Əlavi hökuməti nə şəkildə olacaqdı? Bu hökumət içində Türkmenlərin rolu nə olacaqdı? Sayın izləyicilərimiz, gün bu günkü bu qonuları almaq üçün bu günkü musafimiz Türkmenlik Partisinin başkanı Ustad, razı olarkeyin hoş geldiniz programda. Hoş bulduk, təşəkkürlər. Eee, ustad ilk öncə e, e, bu hökumət çeyin təşkil olununu və eee qarət şey olsun, eee akademiyə olsun, bakanları, eee bunu siz necə qiymətləndirirsiniz e, nec e, bu görüşünüz nədir? Necə bir hökumət ortaya çıxacaqdı? Acıbə millət razı olacaq bu hökumətdən? Eee onun yanında göstəricilər vardı. O göstəricilərin eee bu eee hökumətin nə şəkildə qəbul edəcəklər? E tabii her şeyden önce eee bizi izleyen seyircilere de ben buradan saygı selamlarımı sunuram. Eee bilindiği gibi Irak'ta bir süre önce e, Mehmet Alawi'ye yeni bir hükümet kurma görevlendirildi Cumhurbaşkanı tarafından. Ancak e, işi çok zordu. Yani Mehmet Alawi'nin işi hakikaten zordu. Hem Irak'ın içindeki sıkıntıları gidermek hem de hükümet kurmak çalışmaları çok zordu. Erakta yani Irak'ta siyasi zemin temelleri hakikaten e, çok kaygandı. Çok kaygandı. E, biz te, kendisine başarılı diler, Yani dua ederiz ki bir, 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 an önce hükümeti kursun. Çünkü aynı zamanda dünyada felaketler yağır. Hı -hı. Bir taraftan göz hastalıklar var, savaşlar var, depremler var. Ciddi ciddi insanlık sıkıntıları içerisinde de ülkelerin hüdudu kapanlı. E, bu şartlar içerisinde biz istedik en azından Irak halkı, Irak vatanı çok çekti. En azından bu dönemde bir hükmet sıkıntısı ilave bir sıkıntı gelmesin. Ben. Yani Allah etmez bu hastalık Irak'a geçerse ki İran'a geçipti. Irak'a da geçerse e, onun hangi hükümet bu hastalıkla mücadele edecek? Ortada bir hükümet diye bir şey kalmadı. Mevcut bakanların bir hevesleri bir e, de zayıf oldu. Zaten herkes bildi geçti işi bitecek. Peki. Yeni gelenler daha tam yerine oturmadı. Gelecek olanlar belli değil kimler gelecek. Bu sıkıntı içerisinde bir an önce Irak'ın sağlıklı bir hükümete kavuşması bizim temennimizdi. Peki bu hükümetten e, geçen hükümetler arasında ne, ne, tür bir fark çıkacak ortaya? Bu bir olgan hükümet değil. Yani bir ihtiyacı hükümet değil. Bu olgan üstü <laughs> hükümetti. Farkı adı bir hükümetti kısa dönemli de intikal idi, geçici. Geçici bir hükümetti, geçici bir dönem için. En fazla bir yıl ömür biçildi bu hükümete. Ve iki konu için geldi bu söylendi. Bir, bu Irak'ta e, mali konuda ciddi yolsuzluğu var idi. Onu en azından bir durdursun. Hı hı. Onu azaltsın en azından. E, bir de e, Irak'ta yani hükümet içinde bu muhassalardı, bu sıkıntılardı var hani. bunları çözmək üçün erkən seçmə keçsin. Çünki İraqda siyasətin təməllə parlament todu. Bəli. Parlament İraqda həqiqətən e, sıxıntı içərisindədir. Funksiyanı icra edə bilmir. İcra edə bilmir. Çünki e, bu döyəm, bundan öncəki döyəmdə parlamentə çox yolsuzluqla gəldilər. Bəli. Seçim kürsə komissiyasına bazı əceman e, mərkəzlər var idi, təsirli şəxslər var idi. Seçim kürsə komissiyası anlaşara gəliblər. Yəni həqiqətən adam dağıdırlar. E zaten parlamenter vasıfı da yoktu gerçek anlamda. Hak da etmiyordu. Yani Irak'ın siyasi sahadaki sahtekarlarının çoğu bugün parlamento'ladı. Evet. Bunu herkes bilir zaten. Peki bu yani bu şekilde bir mücadeleası varsa Muhammed Taufik Alao'nun peki parlamentodan da neçe geçecekti? Mesela parlamento neçe bir etikasını alacaktı böyle bir mücadeleye ee, baştırsa? Elhamdolsun bazarda şey var, protestolar var. <laughs> Onlar zorludur. Yani Irak'ın Nasriye'de, Basra'da, Necef'te, Bağdat'ta, Pürtüs'te şeyleri zorludur. Hakim unsur da tabi İslami gruplaydı. Onların öz kaidelerinde bu sıkıntı var. <laughs> Onun için bu sefer seçim olsa e, insana daha az aldanır. Demirem yüzde hiç aldanmaz. <laughs> Herkesin bile aldanma nispeti var. Ama daha az aldanır. Ayrı şeylere belki e, ortaya çıkmaları gerek. Ayrı söylemlerle. Bugün Irak'ta 10 sene önce mezhepçilik var idi. Ben Ciddi hem. bir sıkıntı vardı mezhepçilik konusunda. 6 sene önce Daesh var idi. Uh -huh. Yani bunlar gevde kaldı. Bunlar şu an hiç bahsedilmiyor. Uh -huh. Ve bu şeyler bir daha Irak'a adı olmaz. Çünkü bunun pazarı kalmadı. Müşterisi kalmadı. Yani bunu getiren merkezde bugün müşteri bulamazlar. Milletin On... o ikna edebilirler o tabi, siyasetten. Tabii onun için yeni bir seçim ve sağlıqlı bir seçim qanunu, seçim komissiyası düzgün bir şəkildə qurulması, eee, çox əzəmtdir. Bunu gərəkli görürük. İnşallah, eee, özüdədir zaten. Dir biz seni qələbə seçmə aparıram. Yəni mən gəlim 4 illik çıxım, 2 illik çı gəlirəm. Eee, bu başqa kaçınılmaz çağrı da yoxdur. Yəni bu gün parlament öylə özadı bunu qəbul edirlər. Heçbisi seçim olmasın demirlər, heç kimsə. Seçim olmasın demirlər. Bu qonda %100 yüz söylem birliği var. Sünnüsünde, Şiasında, Türkmen'in Türkmeninde söylem birliği var bu konuda. Ha, <laughs> gönlünden istemeyebilir az insan şu anda özü seçilmiş bir daha seçilmeme şansı olabilir. Ee, tabii ki sahtekarlık, yolsuzluk bitmez. Bitmez ama her insanın belli kredi kartı var. Kullandı özünü bitti bu insanın. <laughs> farklı insanlar belki farklı çıkabilirler. Tedbir almak lazım. Yasal tedbirler almak gerekmektedir. <laughs> Biz inandık ki e, ciddi bir seçim yasası, iyi bir seçim yasası ve sağlıklı bir muhafaza seçim kurulu şeylerden uzak, e, iyi bir tedbir de alsalar, yani bu oyun sayımı ile ilgili. bir sayımını mesela hem elden hem elektronik olmasını <laughs> istedik. İkisi <laughs> de beraber olsun. tamam <laughs> Yani sadece elektronik olsun, sadece elle olsun da iyi. beraber olsun çünkü... Irak'ta geçmiş seçimlerde bunu yaşadık. Hı hı. Hatta indi bazı adaylar da indenden başladılar. Ee, bak seçim yüksek komisyon Türkmen temsil edilmedi. Hı hı. Çok fazla Türkmen milletvekilleri de itiraz etmediler. Çünkü Türkmen olmayanla daha iyi anlaşabilir bazı milletvekilleri. Hı hı. Ve indirilen de olanın kapsın çaldılar. Yani evet. şu anda kazılar geldi. Hı -hı. o kazıların kapısını çalıyorlar. Siz bakma onu çalmıyor. Ben. Hı -hı. Ama inşallah oladır da şey. Evet. Yani oladır da Peki yani bu, bu kadar e, yolsuzluğa hazırlananlar var. Hı -hı. E, bu hükümetin, Mahatta Allah'ın hükümeti e, ne kadar mücadele edebilir e, bu kötü siyasiyeden? ya da bütünü de ki bu ki, e, yolsuzlukla e, işlerini yeriden e, siyasetçiler onlar da ne kadar mücadele edebilir? ne kadar gücü var ki bunu <laughs> mücadele etsin? O evet, tek başına bir ekip meselesidir. <laughs> Gerek parlamentoda herkes sağ, yüzde yüz sahtekar değil. Bir grup iyi insan da var parlamentoda. Dürüst insan var, nazih insan da var. Hükümette de bir grup nazih insanlar var. Bu nezih insana, dürüst insana, Kürt'ün, in, Arap'ın, Türkmen'in iş birliği yaparlarsa her milletin sahtekarlığı yazda kalabilir. Ama şu anda tam tersidir. Tam tersi bir haleti yaşıyoruz. Ee, şeyler tıkandı. Yani bazarın baskısı hissedildi. Bazarın da baskısı hissedildi. Farklı bir tedbir de alabilir. Mesela geldiğiniz zaman diyebilirler. Irak bir sene seçime gider ama bütün partiler özünü lagu eder. Seçimden sonra bir üç sene parti hayatı olmaz. Yani bir parlamenta devam eder. Ama parti hayatları olmaz. Yeni baştan partiler terkip olur. Çünkü partilerin dünyasında sakatlık var. Fiyavidi, marjinaldi partiler. Ya baksan bir renkti. Yani ulusal renk yoktu. Bizim Irak ülkesi anayasada üçüncü madde tarif ediyor. Irak, dedi, Irak beled mutaaddit el kavmiyat vel ediyan vel mezhab. Çok etnik, mezhebi, dinli bir devletti Irak. Çok, çoğunluğa şey yapıyor. Çok, vurgu yapıyor. Taaddüdiye vurgu yapıyor. Partiler de gel olsun. Partilerin içi, dünyası taaddüdü olsun. Mesela bir parti Bes Türkmen Partisi olmasın. Bes Arap Partisi, beş Kürt Partisi yok. Karma olsun. Onlara demokrat diyebilir, cumhuriyet diyebilir, evet. hürriyet diyebilir, kalkınma partisi diyebilir, adalet partisi diyebilir. Yani farklı farklı tesmiyeler olabilir. Partiler salgına kavuştan sonra parlamento için düzgün adamlar daha farklı bir şeyler getirebilir. Şimdi bizim endişemiz var. Bizdir Türkmenler olabilir temsili daha azdır şu anda. Adil dergi. ona sıkıntımız var. Korku gün geldi temsil de kaybolur. Ama o zaman genel partiler olduğu zaman, çünkü Arap'ın da bir partisi olmaz, Küdün de olmaz, Türkmen'in evet. de zaten şey olmaz. Hangi parti kazanmışsa, gene içinde Türkmen de var. Hangi parti muhalefet etse, gene içinde Türkmen var, gene içinde Arap var, gene içinde Kürt var. Yani içeride bir nötr muadele oluşur Hı. Parlamento içerisinde, etnik yönler, mezhep yönler. Nötr. el Irak'ın da bunlara Hı. ihtiyacı var. Tabii ki yeni bu partilerde en az dediğim Hı. gibi... Gelecek parlamento ilk işi partileri lagu etmesi ve bir yasayla lagu etti böyle <laughs> kuvvetten ki partiler için 3 senelik bir yeniden kurma süreci şey yapıldı ve karma şey istenildi partilerde. Evet. İyi de bu e, yeni çıkan seçim yasası <laughs> e, bir de e, hükümetin e, ne kadar e, zamanı var bu seçim hazırlansın. İlk önce e, bizim yeni bir yasamız var e, seçime gitmek için. Onun yanında eee bu seçim içində qədər seçim komissiyan e, komissarlığı hazırdı ki seçimi yapsın. E, Bəzən sorduğumuzadılar hələ bölgələrə məlum dəki. Hani e, dövr seçib edirlər özünü. Bəli. Çatışdı məlum dəki. İki dəyər olacaq, 3 olacaq, 4 olacaq. Belə dəqiq hələ bu işlə qurulmayıb. Bəki seçim eyni zamanda olur sizdə yoxsa bir il sonra hökumətin dediyi təkib bir il sonra yapacaq seçimi? Belə erkən seçim çox gerekli idi İraq üçün. Çünki Bu intihamlı yoktu. Dakik üç saniyelik bir seçim olsun. Irak'ın da tahammülü yoktu. Gerek bu parlamenterler en fazla bir senelik bir ömürleri olsun. Yeni bir milletvekilleri, yeni bir milat. Yeni hükümet parlamentoya yeni bir hükümet de kurar. Hıhı. <laughs> İndi gelecek hükümet bir seneliktir. Gerek ama yeni seçimden sonra gelecek hükümet 4 yıllık olur. Belli. Irak'ta yeni başan tedbir almışlar. <laughs> yani biz seçim yasasında halk maddesini çok qəşirmiş. Yəni khas bir maddəstdir. Belə bir yer alması lazımdır kürktə e, seçimin əsası. Əraqda e, xüsusiyyəti olan yerlər var. Xüsusiyyətlə <laughs> seçimin əsasını əks etdirməsi lazımdır. Çünki demoqrafik dəyişmə uğradıbdı. Fərqli-fərqli dağış yorub məntəqələri. Burada yenə başdan tədbir almaq lazımdır. Yeni seçim sistemləri gəlməli. Buna acələ gətirdilər. Bu mövcud seçim sistemini. <laughs> Sıfır ciddədə baskı var idi. Sokaktakı baskıdan Yani daha faza qorunmaq üçün millətə ümid verdilə belə 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 yasa da çıxardı. Baxın, seçim qomsuluğuna dəyişdik. Ancaq bunlar keçək çözümdəki. Gerçek çözüm <laughs> anlamda dəyişdirmək lazımdır. Gerçek anlamda yasa altyapısı qurmaq gərəkdir. Və partilərin bu da müstəqbil partiləri, proqram partiləri olsun. İdeoloji partilərdən ziyadə proqram partiləri olsun ki, Əraqı da iç barışı sağlasın, Irak içerisinde kalkınmanı sağlasın, işsizliği sağlasın. Irak'ın <laughs> bu kadar iktisadi geliri var ama işsizlik ciddi anlamda işsiz. Gençlerimiz işsizliği kurabilmeler, e, bunalım geçirirler. Bugün uçturucu havle bulaşan genç sayısı çoktu. <laughs> e, i̇nternet programları gençleri e, yanlış yollara sevk edildi. Devlet aciz okullar fac durumda, hastaneler fac Bunlar hepsi çözüm isteyen şeylerdi. Çözüm zahmet değil. Əmin qərarlıq istər. Bunu başdakı addımlarla nəcih olsa, təmiz olsa, qərarlı olsa, sağlamlı bir hökumət bu aksedi bilir. Sarım qərarlarla içəridə çox şeyə həll edə bilirlər gibmə gəlir. Eydi bu hökumət nə qədər ə merəl yapsın gələcəyi bu cədədə olan insanlar kim göstərdilər, mütadahalər, bunları iqna edə bilərlər ki, bu hökumət başladı işləməyə, istəklərin yerinərinə gətirir, sözündə duracaqdı. Bir protestoculara umut vermek lazım. Bakın iyi anlatmak lazım. Bunlar bunlar oldu bir. Bir de bu protestocular iki grup var. Bir grup iyi niyetli sıkıntıdan dolayı çaresizdi protestoya katı. Bir grubu da dış merkezlerin emriyle bu işin içerisindeydi. Bazı batı merkezlerin emriyle bu işin içindeydi. <laughs> e, o batı devletleriyle de Irak'la alakasını otursun görüşsün desin Elvuzi ben zor durumdayım. Siz de içeriden bizi vurmavın oturup anlaşabilsin bazı konularla. <laughs> siyasi elaka dualiyede, dış ilişkilerde siyasi e, çözümle bulsun Irak. Ve hükümetin de görevi budur. Ben başkan ol, işte böyle sıkıntıdır. Ben başbakanım, bakanım şikayet etmem lazım. Gerekirse bazı dünya merkezleri varsa o yüzden olanın karşı başka merkezler çıkartsın, oraya geçsin, yalvasın bile. <laughs> Milletin manfaat yer olmak, rica etmek şey dergi. Yani bu ayıplanacak bir durum dergi. Bugün zor durumdasan yani girişim yapmak lazım. bela sessiz kalmamak lazım. Ee, Irak'ın da dediğim gibi yani sıkıntısı eylem konusunda ciddi sıkıntısı var. Informasyon konusunda. Bazı basınlar bu protesto olaylan farklı farklı yolları saptırıl aslında. sıkıntı yoktu var tabii sıkıntı var. Ama yani dış barmak da yoktu işin içe. Dış barmak da var yazdaki barmakla var. Basın onlarda işlemesi gerekir. Ben nötr şu anda basın görmüyorum. Yani Irak'ı böyle bütün manfaatın düşünen basın maalesef görmüyorum. <laughs> Ticari basın görüyorum. Kimden fazlasa şey yapılıp <laughs> ve bazı basında var mesela Suriye etkisindeydi. bazı basınlar var İmarat'ın etkisinde bazı Katar'ın etkisindeydi. Ben. Bazı İsrail İngiltere etkisinde olan basınlar var. Bunlar her ne kadar adları Irak'sa, adları Irak'taki adları kullanılsa da bunların hı hı. yayın politikaları farklıdır. Irak bunlar üzerine bir çözüm getirir. Gerekirse de gerekirse bütün belli yıllar için bütün uydu sistemlerini Irak'a yasaklama getirsin. Güzel. Peki, yani tedbir peki, almak gere gerekir. Peki e, bu seçim konusunda bu seçimde e, diğer seçimlerden ne kadar e, azaltabilirler e, e, yol şey e, tezvir konusunu ne kadar az olacak ne kadar hakiki insan yetiştirebilir <laughs> yetiştirebilirler e, parlamentoya e, milletin hakiki temsilcileri mesela bundan önce e, Türkmenler özellikle ve hükümet de itiraf etti bu ben. konuda e, seçim dediler seçim sisteminde yanlışlık var idi bu sistem ihtirak olurdu memnun olurdu ben. bazı şeyler var idi ama e, ne kadar bu yeni sistem e, bu şekilde yani elle sayım olduysa, e, elektronik sayım olduysa neler yapılsın gerek ki bu şeyler azalsın? Bir de yengi yasa ne kadar etkisi var bu konularda? Vallahi tabii ki her şeyden önce iyi niyet çok önemlidir. İyi <laughs> niyet çok önemlidir. Ne insanları seçmiş ki komiserini getirmek lazım. Kur'an üslubu bile de getirmek lazım ne insanları. Bir, bir de şeffaf olması lazım. Seçim şeyi dünyada şeffaf olmazsa sıkıntı yaradı. Oy sayımı da çox əhəmilidir. Bizdə zaten sandıqdakı oylar gerçək anlamda sayılsa şərə fərqi çıxadı. Belirlənən saydı bu. Bunu açıqladığın saydı. Ərəkçi e mən hər kəsə zəruriyəm. Kisi ayan da olacaq, həm əllə sayılacaq sən muraqıbı gözərgində, gözlemcinin. Hıh. Həm hı. də elektroniki sayacaq. Bəzi bölgə və sən gözlemçi göndərə bilmisən? Hıh. Hı. Ən azı elektroniki saysın o bölgələ. Və bunu proqramları quracaq olan tərəfsiz insan, nəzih insan olması gərəkdir. Devlet istese bunlar yapabilir. Devlet istese bunlar yapabilir. Ama tabii ki geçmiş seçimde de bilirsiniz. Çok kerkü misal asak. Kerkü Türkmen de, Kürt'ü de, Arapı da bu işe bulaşanları var. Onun için ağız kapatmışlar. Hı hı. Yani kazanan insanlar niş ağızlarını kapatlar? Çünkü kazanıplar, kazanmadan önce anlaşma yapıp özel kazansınlar. Hı hı. Belli bir şeydi. Yani Kavuk'taki e, belli merkezler seçim yüksek komiserliğini yer etti. Nezahatten yüzde yüz uzak idi. Temizlikten yüzde yüz uzak. Ama tabii ki e, şey olmasın diye bazı şey e, hakim geldi de sayısını elle. Az sayıda sayıda tehdit etti. Hakim de koyup kaçtı. Hı hı. Kazı da koyup kaçtı. E, bu gibi şi, halkın 28 gün o şeyden sonra, yanıştan sonra sandıklar için hakim getirdi İlk günü onu da getirmediler. Evet. Getirdiler de dediğim gibi sandıkların yüzde onu saydılar. Bakla ciddi anlamda sıkıntı var. Koyup kaçtılar. Hı hı. yani bu tedbirler istenildiği zaman alınabilir. Hı hı. Belli bir şeyler de getirebilirler. Mesela yeni çevrelerin geçmesi için böyle kriterler koyabilirler. O kriterler otomatikman eski gruplar daha az şanslı olur. Hı hı. Yeni insanlara daha fazla şans verebilirler. Mesela şimdi Türkiye'de şeyi getirdiler. Her parti özü getirdi. Dedi ki benim bir partim 3 dönem milletvekili olur. Ondan sonra olabilmez. İki dönem milletvekili oldu. AK Parti de hı hı. Ondan sonra gider bir dönem evde oturur. Ondan sonra parti gene karar verir. Evet, yaşı gencisi, şey sistem kırılmadıysa gene hı hı. parti karar verir baş baş tedbir ahlakı tedbirler e, gerekir burada. Çünkü eee seçim bu şeyle gözle bakmıyor. Ya yani milletvekili seçildi, milletin hakkını şey yapar. Bu gözle baktığımız zaman farklı şeydi. Sen sadece bir milletvekilinin görevi o da kanunlarla ilgiliydi. İkinci şey ren bu baş onun resmi görev dediği. Tayinatlar onun resmi görev dediği. Ama Bakırq milletvekləri ticarət açır. Milletvekili Bakırq hökuməti dənətləmir. Bu gün Kərkdə ciddi dünya qəri-yoxluğu var. E 10 milletvekili yoxdur Kərkün. Bəli. Hiçsə ağzını açmır. Heç bir milletvekili ağzını açmır. İndi baxdıq o zaman Kərkdəki iqtisadi alanlara, qalkınmaya, ona buna baxdıq o zaman. Yəni bir şöfər, bir hambal belə anla yoxsuzluq var işin içində. Ama sen 10.000 milletvekili bunu görmür. Görmüse hesabı var görmür. Elbette görürsen neyi görür? Senden falan, benden iyi takip edilir hadiselere. Ama hesapları var. Eee tabii ki %100 dünyanın hiçbir yerinde %100 nazih seçimde yoktu. Ama nisbeti var. Belki Irak ki %80 şart olsun. Ben. Peki yani, o nisbeti azaltmak lazım. Ben. Peki bu yengi sistem, bu da var intihabi dedikleri ə e, bu nə qədər təsir edəcəkdi e, şey türkmanlar üçün nə qədər əyi olacaqdı <laughs> ya da nə qədər xarab olacaqdı bəzi şeydə e, kərd olabiləriz zərər də ola biləriz bunu <laughs> seçim göstərəcək məsələn tələfədə dusqumattıda tavuqda bu kimi yerlərdə e, türkmanın seçilmə şansı çox çox yüksəkdi kər <laughs> küm mərkəzində də yüksəkdi var hani e, məsələn bilhavcədə dibistələfində türkmanın seçilmə şansı biraz daha azdı <laughs> Ama tabii ki seçim yasan sen bir madde koyarsan dese muraat et temsil adil. Adil temsili gözetleme. <laughs> bir madde koyarsan o da nüfusun altında bir rakam yakalarsa seçim yüksek komiserliği Rahatsız Türkmen'in şansı fazladır, Seçim tamam, yıktı şansı fazladır, Oy fazla alıptı. <laughs> onlara bazı avantajlar verir. Onları <laughs> kazandırır. Böyle bir sistem Melik dönemde de vardı. Melik zamanında da seçimde tam %100 nezih değildi. <laughs> Ama diyelim ki bir yerde esirler bir tane Yezidi parlamentoda olsun. Hı hı. Hiçbir Yezid barajı geçmiyordu. Ama en fazla sersi alan Yezidini koyardı da Baraj geçip geçmezse bakmazydı Güzel. Yani temsili bulunsun. Şimdi bizim bu düsturumuzda da anayasada da diyor ki her etnik grup şeyde parlamentoda bulunması lazım. Temsil edilmesi lazım. E, temsil kelimesi tek başına yeterli der bizim için. baki hristiyanlarçi yeterlidir. Bizim için adil temsil. Yani adil olmazsa temsil bir dən də çıxar. Bəli. E, 330 adamla dələ bir dənə çıxdı tamam təmsil edildiniz. Amma adil dirsə ən azından İraqın %10-unu yəxalamaq lazımdır. %80-i yəxalamaq lazımdır. Çünki biz 57 əsasiyəsində nüfusumuz %10 idi. 77-də %6 idi. Bunun ortalamasını çıxat %8. Hı -hı. %8 səni avtomatikmən bir temsili oğlu Adil derse onu yükseltmek zorundadı. Bu seçimlerde sayımlarda Irak yapıp, 77'den Irak yapıp, %6'yı şeyi de, 77'den de Irak yapıp, %10'a yakın. O tasına %8. %8 üzerine bir işlem yaptığı zaman sen o her zaman parlamentoda bir 25 adamı oldu. Ben. Daha seçim için bu kadar endişe taşımasan. Bizim seçim başka milletler için bir hayatı mesele dahi fazla aday gönderdim. Biz böyle dahi gönder masa Türkmen itiri diye bir algı oluştu. Onun için bir gün hükümette de biz ısrar ediyoruz Türkmen bakan olsun. Ben. Niçin diyor Türkmen bakan olsun? Çünkü son iki hükümette Türkmen bakan yok idi. Son iki hükümette yok idi. Gerçi yani ne ibadetin suçuydu ne şeyin suçuydu. Adil Ahmet'in suçuydu. Yani. Türkmen, bazı Türkmen milletvekilerinin suçuydu. Çünkü Ebadi iki kez, bir sefer doktorum bir, bir sefer doktor Necmedin'i bakan yapmak istedi. Bazı Türkmen milletvekilleri işlerine gelme, hatava ettiler. <laughs> bir çözüm de getirebilmerdi. Hatava oldu zaten, Türkmen şeyin kaybetti. Onun sonra bu yüzden azabı da çekmediler. Şimdi bir yerde benim hatavarımla bir şey giderse, telafi edilse hiç, derim baba hatava ettim, telafi ettim kazandım. <laughs> Ama hatava etti, o da gitti öldü. o da gitti. Adil Admedi zamanında da, Hadi Amiri 10 e, on Türk milletvekiline dedi bir kağıt. Ki vazife özene. Aramızda anlaşın hafızın imzavuz olsun. Ben bu <laughs> kez vazifeni yerdim zaten. Bir bakanlığıydı. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı. <laughs> Ve heyet başkanlığıydı. Ben. Olmadı. Gene aynı şahıslar. Hepsi benim olsun diyen şahıslar. <laughs> kağıt dövmediler. İndi <"İnne gülüyor> hükmet teyhirli. Temsiliniz olmadı. Ben. Yani müsebbib gene ne Adil Al-Mahdi'ydi ne ibadiydi bazı millet. Onun için bu millet köklerimizden de uyarım. <laughs> olabilir biz şu anda istemiyoruz bir gelenek oluşsun, adet oluşsun Türk, Türkmansız Bakanlık. Ben. Onu kırmak istiyoruz. ki <laughs> hükümette Türkmansız Bakanlık oldu. Bir sefer Türkmen temsil edilsin. <laughs> bu Türkmen tarafsız Türkmen de olabilir. Hangi bölgeden olursa olsun. Önce geldiği zaman biz temenni ederiz Türkmen hareketine maruf bir adam olsun. Tanınmış <laughs> bir adam olsun. Çünkü Bakanlık konuda o bizi temsil edilir. Hı, -hı. Bakanlıkta, Bakanlıkta bakanlığı temsil ediyor. Bakanlıkta bakanlık temsil ediyor. Ama bakanlık konu siyasi misyon da var. Hı -hı. Yani bir idari ve bir siyasi var. Hı -hı. Bakanlıkta onun idari misyonu var. O artık ziraat bakanlığı ziraat bakanlığı. Zahon'un da ziraat bakanlığı diye. ziraat bakanlığı. Amba'nın da ziraat bakanlığı. Tutmanın ziraat bakanlığı gibi. Ama bakanlar konuda onun başka bir havyası da var. Türkmen haviyası. Hı hı. Türkmen haviyası bizim çok önemli. Tabi ne Bizim bölgelere tanınan bir olsun. Bu haletleri bilen, burada yaşayan bir olsun. Bunu temenni ederiz. Ama de. Türkmen'in temsili ne olacak? Yani var temsili hükümet içinde böyle bir bilgiyiz var. Yani Türkmen temsili olur hükümet içinde. Tabii de, Muhammed Alavi'den milletvekilleri gelip görüştüler. Hı hı. E, ben Seyyid Muhtar'dan telefonundan da konuştum. O da dedi ki adam dedi ben her gruptan alacağım, Türkmenlerden de alacağım. Ama özüm belirlerim. Özüm koyacağım. Özüm belirlerim. Siz rayı bildirin kadio. Yani Hı -hı. özüm Türkmen de alacak. Hı -hı. Ama Türkmen siyasi gruplara siz mene verin demiri. Hı -hı. Yani Hı -hı. buna şahid de demiyor adam. Hı -hı. Sünye de, de. Bela görün çünkü öbür kül heyete küstü özünden. Hı -hı. Yani çünkü adam çok da istekli gelmiyor bu şeye bir iş da çok da istekli gelmedi, siyasete çok böyle e, ısrarlı yoktu siyaset düzenledi de. Anne gibiydi. Ya dedi, ben yani, kuvvetli şekilde veririm, ancak böyle çözerim. Bakanın okuluna hakim olun ben dedi. özü, Gülentine. özü bizde Irak'ta reis meclis uzaradı. Reis uzara dergi. yani bakanın reisi dergi, meclisin reisiydi. Ben. Esas bakanlar konu üyesi de özde aynı zamanda. Hı -hı. Özellikle bir vaziydi aslında. reis Resulullah bir vaziydi aynı zamanda. Bizim bu anayasaya göre. Ama geçmişte bu reis Resulullah kelimesi olunca millet reis üzere şey yapar, Bu da gerçek anada reis uzarı olmak istedir. Hı hı. Her ne kadar adı Reis Meclis Resulullah ise, bakanlar kurulu başkanı ise de ama istedir başbakan olsun. Yani bakanların da başı olsun. Ancak iş yaptırabilsin. Böyle olması yaptırabilmesi özden sözün geçitsin bütün, ya, bütün tabi, tabi. bakanlıklara. Yani biz onun için bizim hakkımız belki %10 civarındaki bakanlık olması lazım. Kim 20 bakanlık en az kişi bizim olması lazım. Hı -hı. Geçmiş maliki zamanda 3 bakanımız vardı. Biz siz 4 bakan vekili var idi. Yani yok idi. Ebadi de bir bakan getirdi. Mehmet Mehdi Bayat'ı. hukuki insan bakanı yaptı. Sonradan ikinci dönemde getirmek istedi başkalarını. Yani sıkıntı bizde de var idi. Karşı tarafta da var. Bu sefer ben bizim arkadaşlardan tabii ki bunu istirik bu şekilde. Milletin bu sefer de bunu kaybetmesine sebep olmayın. Bu gelenek olmasın Siz Bakanlık. Hı -hı. Bir gelenek haline gelebilir. Belki. Hükümet geldi. Bundan sonra gelmemezsin. Biz ısrarlı bir şekilde arkadaşlarımıza direkt çok fazla demeyin. ille de benim oğlu. İlle de benim oğlu demeyin. Bir, Türkiye bir nasıl? yıllık bir şeydi. Bir yıllık bir şeydi. Gelen bakan kimse biz desteklerof teyit eder gözünü en azından bizim davamızın adı r bakanlar kurulunda bir Türkmen meselesi, bir telafür meselesi gelse, çayk meselesi gelse, tuz meselesi adam bilgisi olsun. Danışmanları da oldu. Danışmanlar üzerinden bakana inşallah etkimiz olur. Bak. Peki çayk konusuna gelsek, eee bu İngiltere hükümetinde acaba çayk konusunda e, bir etkisi olacaqdı, bir deçir, bir dəyişiklik değişikliği olacaqdı. Vallahi Irak yeni bir sürece girdi. Bu Hı -hı. süreçte <laughs> bir iklim sünniden bahsedildi. Sünni, sünni bölgesi Ambar Hı -hı. tarafından bahsedildi. E, ee, Kerkük'te, iklim Kerkük meselesi daha gündemde göz kiri. Muhaşiretler Belki bir sene içinde olmayabilir. Ama bu bir sene içerisinde mesafe kat edebilir. Hı -hı. mesafe kat edebilir. Ee, şey gelebilir. Yani Kerkük iklim yapabilirler. Bu bir senede olmasa dahi ama bunun altyapısı olur. Hı -hı. Gene yüzde 32 temelli oldu. Ben gitme geldi. Ola birer gün etrafın farklı tedbirler aldık. Biz dedik etrafı da her gün tedbir müşterek kota olsun gene yani %32. Belki o da bir sıkıntıya düşebildik. Hı -hı. Ama içeride zannetme %32 kaldı. Onun için ben eee karakter ziyade telafü için düşünüyorum. Telafü sıkıntılı şey insanımız dönmedi hale. Dönmekte sıkıntılar çekilir. Altyapı sıkıntısı, işsizlik, iktisat Yani bin yıllık Türkmen yurdudu telafer. Bugün yüzde yetmiş halkı yoktu. Yüzde da kerhan kalıp o bölgede hele. Hı hı. Bölgeden yeni baştan ciddi anlamda Irak devletinin yatırım yapmak zorundaydı bölgede. E senin kuvvetli ekipleri olmazsa Türkmen hareketi telafer üzerine ısrarlı olmazsa e, telafede bizim e, Türkmenin geleceği çok tehlikede olur. Hı hı. Özellikle yurt dışındaki telaferlere de dedik ki ya muhavle biz bir şey varsa dönüm memleket uh -huh. Türkiye'den de yardım istiyor bu konuda. Başta Irak devletinden istedik, Birleşmiş Milletler'den istiyor ee, uluslararası örgütlerden telafi için hakikaten gerçek anlamda bizim projelere yardıma ihtiyacımız var. Türkmen basında gerekli dikkatler telafi edeceksin. Türkmen siyasetçiler telafi edeceksin. E, ee, bir tehlike çanları açar. oturdu. Uh -huh. yani kökük, bu, Yüzde %32 gelenek oldu tak yaklaşık. Ben. E bazı bölgelerde bazı sıkıntımız var. O da zamanla aşılabilir. Ama buna inansın bir de Türkmen insanı Kerkük'te bir görevde kalsa Türkmen olduğundan dolayı kalırı. Türkmenliğin değerini bilsin. Vallahi ben mühendis olduğundan dolayı yok. Afiyetin dede durup mühendisden. Hı hı. Ben üniversite profesörüm Siyasete karşıma. Milli siyasetine majbursan katlsan milli siyasete. Hizip siyaset, parti siyaset demiyorum. Hı hı. Partilere hiç girme. ama milli tur siyasatına katılsan çünkü orada da yaplanma ona göre şey olacak. Yani bu bölgede artık özellikle Türkmen insanına diyorum ki birbirinizi sevin. Özünüze güvenin. Son aylarda bakın Kerkük'e ziyaretim oldu, bir neler yapıldı. Bu iyi bir şeydi aslında. Ben. Büyük hizmetti. Zamanda <laughs> diyor ki Türkmen'e itiraz var dedi. Çeteler var. Saddam zamanı hayat, iktisat, hayat bize sağdı. Saddam'ın sonra çeteler olduk, yapabilmedik. İndi başlarda biraz şey oldu, bir canlılık oldu. Bir şey kalmadı. i̇nşallah inşallah inşallah gençlerimiz de işmiş e, açılı. açılır. Ben. Biz ondan daha umutluyuz. Kavuklu ilgili biraz daha umutumuz var. Peki, e, bu yani, konusunda e, konuşulduk <laughs> da e, için Türkmen ne yapabilir bugün. Siyasi yönde olsun, e, iktisadi yönde olsun, e, parlamen, olan bizim insanlarımız, onlar neler yapabilir bugün tıllafer olsun, ayazi olsun, e, bütün bölgelerimiz yani bu Daş'ın şeyine uğradı. Telafiyle gerek il yapsın da zaten belki dedi. Bunu da konuşuyorlar Mehmet Alavi'den, Gili'den konuşuyorlar. Seyyid Muhtar dedi, dedi bunu da konuştu. Telafiyle il yapak. Daha önce çünkü bir mesafe kat edip de işlem. Telafiyle parlamentoların bas Onu dedi, onu konuştuk o Böyle bir şansı çok telafiyle muhafaza muhafız Muhafaza olduğu zaman yatırım fazla olacak. Bütçesi, yatırımı, kadrolar fazla olur. Ee, bu birinci şeydi. Ama bizim ni ni nihai hedefimiz telafiyle iklim yapmaktı. <laughs> Türkmen ile iklimin telafiyle kurmaktı. Kavke <laughs> kavke iklimi telafiyle telafiyle iklimini. Kurduğu zaman sen o zaman Bağdat'ta da Musul'a da hacet yok. Bütün işi telafir içinde halledesin. <laughs> telafir ve civarında halledesin. Bütün <laughs> <laughs> işini. Ta'in olup bütçü olup, şu olup, bu olup. konumu da önemlidir. Hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye yakındı. <laughs> Hedütlere yakındı. Ticari bir sahi olabilir. O da ziraata elveli yeni, zir yeni ziraat şeyler alanlar açılabilir. Modern şekilde. Çünkü güzel verimli toprağı var. O bölgede gaz var. Gaz çıkarılabilir. İktisadı kaldırmadan sen oranı canlandırabilmesin. İktisadi projelere siyasetçe proje de O proje için banka kurmak lazım birinci sefer telafi <laughs> yani kredi verecek banka olmaz lazım. Bazı evin tamiri de küçük şeydi. Esnaf açacak. Onun için ya Irak ya e, Türkiye'den de biz isteriz ki telafede bir banka açsınlar. <laughs> telafede bunun kredi alabilsin. Kredi alabilsin. Telafede insanda müteşebbis çoktu. Yani girişimci çoktu. Bu girişimcilere biz para şeyde bulunsa telafe katkıları fazla olur gitme geldi. Peki bunu bizim insanların e, insanlarımız, siyasetçilerimiz, partilerimiz, siyasi hareketimiz. <laughs> Bu da de bir Irak hükümetinden bir mizan bir şey kredi bir şey ayrılansın e, telaferlerçe bir süreliğine e, yani biraz hayat orada işte e, indi telafeli Musul'dan ayırabilmesen çünkü Musul bir parçasıdır. Telafeli e giden her yerde Musul'a gelir. Musul onun hüt gibi oturur. Ben. Ve Musul'daki Türkmenler de suçludur. Hı hı. yani Musul'da idarede olan Türkmenler o da suçludur. Hı hı. Hiç fazla göz şey çıkar telafelerin kavgasını vermediler. Şahsi çhalar var. Biz onları da takip ediyoruz bilmediği. Uh -huh. Bilir. Şahsi men Fetihat için telafiyetin yap. Hatta telafere gitmediler. Sen telafeden seçilipsen, geri sen Musul'da ilmecisinde otursan telafere gitmesin. Uh -huh. Yani esas iş şurada bu. Telafere bazı milletvekilleri telafere fazla uğramıyor. İndi ki 3 milletvekili biz çalışırlar bu dönemde görüyorum yani. Eee uh -huh. Şeyh Sabit Allahu çalışır. Seyyid Muhtar iyi çalışır. Diğerleri o derecede faal görmüyorum. Diğerleri çalışması gerekir. Ama telafir hepimizin kazıya. Sen de kazıya oldu telafir. <laughs> Sen de dava oldu. Benim davamdı. İlla dört milletvekilin ve üç işte dört meclis üyesinin davası dergi. <laughs> Bütün Türkmenlerin davası telafir. Onun için bir düzlağı da gerek telafir için çalışsın. Hepimiz telafir için çalışsın. Sen enformasyon boyutunda telafir işlesen. Ben <laughs> siyasi boyutta işlerim. Bir iş adamı iktisat boyutta işler farklı farklı. Milletvekilleri de dediğim gibi ellerinde proje olmasa günlük şeylerle tayinine bu işin hakkına gelebilmeler. 100 tane, 500 -50 tane -50 -50 haçta tayin ettim. Bitti. <laughs> bu nedir? Yeterli daha ki. Sen <laughs> tayin etti bu adam telafaya ne katkı geldi? Ay Ayda aldığı 1 milyondu. <laughs> Belki güvenlik şeyinden iyiydi. Bölgenin güvenliğini sağlayabilir. Ama telafer kalkındırmak için yeterli değil. Büyük banka dedim, iktisadi şeyler o bölgede yatırım yapmak lazım. çünkü büyük bir nezifti. Yani telaferin geleceği nimen telaferle dönmezlerse iyi görmüyorum. telaferin dönmesi için de bunların olmaz lazım. Adam dedi ben İstanbul'u bırakıp döneceğim. İstanbul'da ben para kazanırdım, işledim, Bir de güzel İstanbul. Ankara'da güzeldi. Ve Kerbela güzeldi. Kerbela'da gezdirem, şey edirem. E ee, gelip telafi de özünü Sen gerek ki böyle cazip şeyler getirirsen. 10 dönere sen Onu en azından %50'sini gerçekleştirirsen para yönüne, şey yönüne ki dönebilsinler. %100'ün dergisi. Ama her telafi de ahlak vazifesi var telafi karşı. Hı hı. Gerek dönsün. Ben. Onun için e, bu yolsuzlukla mücadele çok önemlidir. Hı hı. Yani bugün Musul'a çok sivil örgüt geldi, Avrupa örgütler geldiler. Türkler de geldi bazen. Diyorlar yatırım yapak. Oradaki il meclisi iyi ki şey oldu. Ne diyorlar? Yatırım yapalım bizim üzerimizden olsun. Ya sen yol göster adam gelsin burada yatırım yapsın. <laughs> Musul'daki adam işler. Zavallı o insan, in, Musul'un etrafında insan ne var? Aylık 100 dolar işler, 100 dolar. Özü 3-4 günde belki de hatta bir gün amelalık yapabilirsin. O kadar işsizlik var. <laughs> e bu da yarın bir de Daesh oldu. Farklı Daesh olmazlar. Başka bir adı olurlar. Ben. Yani bu adam ne yapıyor? acı, acı olacak, susuz olacak. Çetacılığa başlar, katil olur, kaçakçılığa başlar. Elaka gene zarar hı hı. o bölgede biraz şey yapmak lazım. Yani zulümdü. O bölgenin de bu kadar hem devleti ihmal etmişti geçmişte, yatırım yapmadı. Hem de o bölgenin öz yöneticileri gene zengin olmak peşinde Sen hı hı. hele hala çok yer enkaz kalkmıyor. Enkazlar kalkmıyor. Şimdi burada bin ev yıkıp yaz Yani bin ev asıl bir Irak devleti için, Türkiye için çok zahmet dağı. <laughs> yani bunu yapmak çok zahmet dağı. Ama bu konuda Irak'tan Türkiye'ye anlaşsınlar. <laughs> bir, Irak, yapabilmese Irak Türkiye'desin. Özü yapabilir, özü yapsın. Ne bekledi? Daha şimdi kişiden hadi gitti. <laughs> Bu insanlar burada kaldı, qral oldular. Alt sənad budadla sıxıntı çadırı içinde yaşırlardı. Biz axşamlar evimizdə yaşayırıq, o çadırda yaşayır. Heç bir zaman çadır həyatı düzgün də de həyat deyil. Yəni bu insanları qurtarmaq lazımdır. Bu insanları aparıb bölgələrinə daha modern bir həyat o bölgələrdə daha iqtisadi bir həyat fərqli e, fərqli rehabilitetmaq lazımdır. Rehabilitetmaq nədir? Yəni sən tədavi ol, tədavidan sonra qada dövrü var. Bəs bunlar indi tədavi ilə olmayıblar fakirlər. Peki. Yani bölge tedavi olmuyor. Tedavi olunsa nekaha devri yaşaması lazım. Tabi, o da gençlik merkezi, farklı kültür etkinlikleri ki gençler meşgul olsun, beyinlerine güzel şeyler gitsin, iddialar gitsin. Ee, Türkmen kimliğini ögesi çıkarmak lazım. Yani o aşırı, bu aşırı, tamam insana bir aşırı mensup olabiliyor, bir inanca mensup olabilir. Ama bir de üst bir kimliği olun, bir Türkmen kimliği olun. Bunları öge sürmemiz Öne, bunu işlememize fayda var. Peki Türkmen hareketi bu durumdan hardadı. Bu kadar e, Türkmen milleti tilla afer bu sıkıntıda sıkıntı içinde yaşadı. Türkmen hareketi bu konuda hardadı. İmkanı olanlar bu şeyden çok uzadı. Bu duygudan, bu düşünceden uzadı. İmkanı olmayanlar da bunun kahrin yeri. Yani bu işin farkına varanlar, hı hı. bu iş imkanı da yoksa bu işin kahrin yeri. Ben. Şikayetini yedirir, ağları. Ama diğerlerde de mesela şey olan, imkanlar olan bu konuda hiç şey yapın. Onlar farklı şahsi şeylerle, hesabatla meşguldular. <laughs> Çünkü böyle bir şey olsaydı 3 senede en azından o da farklı bir yapılanma kurabilirdik. <laughs> yani şu anda bir Türkmen Şurası kurulabilir, terafer bazında gencik merkezleri kurulabilir, kültüre merkezleri kurulabilir. Eski film en başına oynamaya çağırıyor, yeterli değil. <laughs> Artık insanda bunu tutmaz. Evvel telafer de bir sıkıntı vardı Irak'ta. Telafer aks etmişti. <laughs> yani inanç sıkıntı. Şimdi o kalmadı. Yani onun bazarı da kalmadı. E, artık telafirli insan somut şeyler istedi. Hizmetler istedi. E, Türkmen hareketi maalesef Kavuk'ta 4 mahallede saklanıptı. <laughs> yani gerçek konuşma bunun gerekirse. Onun için Türkmen hareketi merkezini hani en ne kadar kalmasında fayda varsa Ama kalbi talaf edatsın gerek. Beyni düzde atsın. Ben. Yani bu şekilde olmaz fay, şey var. Bu şeyler çünkü bizim sınır bölgeleridir. Bunlar giderse eee Karakök 4 mahalle içinde zaten otomatikman erişen gidesin. Peki. Peki Türkmen hareketi bugün e, yeniden canlandırmak için eee neye ihtiyacı var? Önce siyasi kuruluşlar. Bunlar resmi siyasi kuruluşlar. Resmi siyasi kuruluşlar. Hı -hı. Her birisi 2000 küsur isim verebile kurulurlar. Güzel. Onun için biri dese ki e, filan parti kimsesi yoktu. En azından 2000 isim verirdi. Ben. Yani yok bir parti. E, Türkmen cephesi de bir parti o da kimin isim verirdi. Hı hı. Yani Türkmen cephesinden Türkmen Karar aynı isimler, aynı sayıda isim verirler. Ben. Onun mozaf fazlası imkanı fazladı bu. Ondan dolayı yoksa aynı üyelik, aynı taraftarlık her tarafta var. E, Türkmen partileri Önce bir düzene sokmak lazım. Hı hı. O da bence bir iş birliği yukarıda, projeler üzerinde anlaşmak lazım. Bir Türkmen siyasiyeti şarttı. Hı hı. Türkmenler arasında bir siyasiyet çok gerekir. Ki her taraf, herkes bir tarafa çekmesin. Ben karı o yeşil demesin, o Türkiye kırmızı demesin. Hepimiz bir rengi anlaşalım önce. Yani o projeler üzerinde, çalışmalar hı. üzerinde birbirimize e, karşı engelleyici olmayacak. Şimdi var bazı kuruluş, en büyük zelavada Türkmen kuruluşu. Korkusu <laughs> Türkmen kuruluşu. Kültürel aletten rahat çalışır. Ama bu Türkmen kuruluşu iki ettiği zaman deli olur. <laughs> Direkt ekmeğim gider herhalde. Mesela hizmet gözü var. Sen hizmet gözüne bakırsan, desen iyi Allah razı olsun. O da gelsin beraber kaldırak bu yükü. Gel, he, ya, yani böyle dedi o yani, zaman. Ya, zaman ben, yerine, ben, de kaldırdım. Ben alman. <laughs> Kim desin ben de kalsın. <gülüyor> <gülüyor> bu ə e, axlaqsızcə bir düşüncədir. <laughs> Zərərli bir düşüncədir. Bu xəssislilikdən Allah qurtarsın millətimizi. Yani. Tacublarda yaşadık. Yəni eee neler ol olmayan bir çox da kəşf olubdur. Amma insanda da təbii ki dəyərlər dəyişdi. <laughs> dəyərlər dəyişdi. Onun üçün siyasi hərəkətləri birləşdirmək üçün bir eee türkmen siyasətliyi bir ancaq və İladə Türkmen məclisi. <laughs> türkmen məclisində 40 sənədə girmişsən də qoymaq istəyirəm. Biz ee, heyetler kuruldu, kurulmadı. 98'in başında, 97'nin sonunda elbette bir Türkmen Şurası kurduk. Dedik kalkı etse bu şuralı meclis ederiz. <laughs> Şura dedi mahalli oldu. Meclis daha fazla bütün Türkmen endişe yapar. Hedef Türkmen Meclisi'ni kurmadı zaten. <laughs> Engelleyen tarafı şeydi, Türkmen cephesiydi. <laughs> Bazı imtiyazatı vardı, elinden gitmesi. <laughs> Bunu da Ali'nce açıkça engellemirdi. Sevin'in oynuyordu, alttan geldi dostları devreye soktu. Ben niye dedi? Efendim bu meclis olsa tehlike olur, Türkmen'in şey olur. Sonra baktık ki meclis için müstakbili tehlikeye hepsinin özel alttan bağlantı da kurulur. Yani biz bunların farkında vardı. E, milletin kararı bir partide dergi. Hiçbir parti Türkmen'i tek başına temsil etmiyor. Bir Türkmen cephesi bir partidir. Fazla bir şey değil. Parti dergisi çıkardı diye diyecek. Ben parti dergilerim. Çıksın diyorsun seçim yüksek komisyonunda kayıtlı herkes bunu görebilir. Ben, parti olmak ayrı bir şey değil ki. Kanunla parti değil. Demiyorum bünyesi parti <laughs> Keşke bünyeler parti Bugün gerçek anlamda Türkmen partileri de yoktu. Ha? Gerçek anlamda. Biri partiye yakındı, biri daha uzaktı, biri sadece şeklidi. Gerçek partiye ihtiyacımız var. <laughs> Kürdün de, Arap'ın da. Bugün dünyanın partileri idare Siyasi gruplardı. Türkmen'de böyle Türkmen kafatını parti yazdığında Hizb-i akla geldi. Bazı partisi. <laughs> bir farklı şey. Sonunda da parti aklı geldiği zaman insana e, insanlar farklı farklı suçlamalarla partiler bulunuyor. Partiler mi partilerde çok da şekli de olsa dahi nezihti şey dahi. Ben. Yani hıyanete, yolsuzluğa bulaşmıyordu. Hı -hı. Bulaşanlar göz ögündeydi. Kimler zengin olmuş orada bulaşıp. Paranın imkanı olmadığı yerde bunlar e, suçlamalar geçersizdi. Çünkü böyle bir şeyler yoktu ortada. <laughs> e, tabii ki Türkmen de bunu kabul etmez lazım. Kerkük'te biz Türkmen yaşamlı, Kürt de yaşa, yaşıyor, Arap da yaşıyor. Onlarla sağlıklı bir alaka lazım. Sen birleşsev dahi Kürt'ten hı problemi varsa, Arap'ten problemi varsa huzursuz olursan. Hı hı. Çünkü ona da engeller seni. Ve işbirliği yapmak lazım. Her tep ama Kerkük iklime gidecek. Yüzde otuz temelli bir iş hı hı. Ki bu herkese rahat geldi. Bugün Kürt akliyatı çok değişti. Yani 5 sene evvelki Kürt ile şimdiki Kürt farklıdır. Kürt aydınlığından bahsediyorum ben, misafirinden bahsediyorum. Şimdi bir Kürtler kür, 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 kimliği de öne çıkıyor. Böyle bir düşünce de çıkıyor ortaya da. Bu fırsatları da eder. edelim. Yani Kürt baktı ki en dostu gene Türkmandı Türkman baktı ki dostu gene Kürtlerdir. Ee, Kürt ile Arap birbirini tehlike görürler. Arap en tehlikeli Kürt'ü gördü. Kürt de indi Arap tehlike görür Ama hiç bize Türkmen tehlike görmedi. Arap Türkmen tehlike görmedi. Hem dostum. Ber. Bu güzel bir şeydi. Hı -hı. Çünkü Araplar bizim din kardeşimizdi. Hı -hı. Yani çok saygın bir duyduğumuz uygarlar uygarlıkları şey olan e, bir hazar olan bir milletler. Yani dünyada ağlı olan bir millet. Bizim bir Araplar burada bazı siyasetçi Araplarla problemimiz var. Hı -hı. Saddam tipi. Yoksa diğer Araplar bizim kardeşimizdi. E, Araplarla bir biz Arap tehlike görmüyoruz da biz tehlike görmüyoruz. <laughs> Kürtler de indi Türkmen tehlike görmüyor. Türkmen de Kürt tehlike görmüyor. Ama Arap'tan Kürt birbirini tehlikeli görürler. <laughs> Onlar da iş birliği yapırlar. Ben. Onlar da arası iş birliği var. Ama Türkmen iki işbirliği <gülüyor> <Yani> <gülüyor> iş birliği yapmıyor. Yani i̇ş, birliği yapmadığı zaman geride kalsın. İş yapmışsın manası. Yani manası bir proje yoktu, şey yoktu, çalışma yoktu. Onun için Kerköy'e yönelik projelerimizi hayata geçirmek gerekir. Ee, Kerkük kimliğini kabul edenler, kimlik altında çarşına Arabi, Türkmeni, Kürdü, hı hı. beraberce Kerkük'ü bu sıkıntıdan kurtarak yeni bir Kerkük, bunu 60 sene önce ne geldi? İnsanlar kardeşiydi, kızalı bir O yıllarda Türkmen'den Kürt'e, Kürt'ten Arap'a, Arap'tan Türkmen'e kızalı bir bölümler vardı. Böyle bir ben, şey yok idi. Ama indi siyaset bunu, milleti biraz uzaklaştı ama tekrar indi şeye döndüler. İnsana baxdı ki. Tə'mim yoxdur. Yəni bu millət həpsi xəlat deyib şey yoxdur. Bu millət həpsi iyi deyib şey yoxdur. Hər millətdə iyisi var, xərabı var. var. İşi işbirlik yapsa bölgələrə xidmət gətirirlər inşallah. Ə Riyaz bəy bizsizə çox təşəkkür edərək proqramımız xat olsun. Çox sağ olasınız. Sağ olun. Say sevgili izləyicilərimiz proqramımızın sonuna gəldik. Başqa proqramlarda təkrar görüşülər. Hoşça qəlin.